Sevgili dostlarım hepinize merhaba. Başkan 35 kanalına öncelikle hepiniz hoş geldiniz. Gram gümüşle ilgili arkadaşların sorusu var. Başkan gram gümüşle ilgili bir analiz yapar mısınız diye arkadaşlar söylemiş. Biliyorsunuz arkadaşlar bende gram gümüş grafik olarak yok fakat gram gümüş ons üzerinden size bunun analizini yapmaya çalışayım. Arkadaşlar dediğim gibi gram gümüşte panik yapmanıza gerek yok. Gram gümüşte 286. 2.86, burası çok önemli arkadaşlar. 2.86 altında günlük bir kapanış yapmadığı müddetçe gram gümüşün hedefi 3.15. 3.15'i üstünde 3.30. Kısada hedefleri vardır. Gram gümüşte ilk etapta 3.30 seviyesini takipte kalacağız. 2.86 altına inmeyen gram gümüşte ilk etapta 3.30 hedefimizde olacak. Önemli bir seviye. Gram gümüş 3.30'u da yukarıya doğru kırarsa arkadaşlar 3.30'u yukarıya kırar üzerinde günlük kapanışlar yapmayı başarabilirse de gram gümüşün ana hedefi 3.57 seviyesi olarak gözükmekte. 3.57 seviyesini o zaman bekleyebiliriz. Dediğim gibi 2.86 altında günlük kapanış gelmediği müddetçe 3.15 3.15'in üstünde 3.30 hedefimiz gram gümüşte hala mevcut. Bu hedefimiz bitmiş değil. 3.30 üzerinde de günlük kapanışlar gelmeye başlarsa 3.57 hedefine doğru gram gümüşle emin adımlarla gitmekte arkadaşlar. Bu verdiğim rakamlar takibinizde olsun. 2.86 altına inmedikten sonra da gram gümüşte korkmanıza gerek yok. Yön hala yukarı olarak gözükmekte. Verdiğim seviyeleri takipte kalın. Tekrardan olumsuz bir durum görürsek de tekrardan bir video çeker sizinle paylaşırım arkadaşlar. İlk etapta bu rakamlar takibimizde olacak. Önemli rakamlarımız. Ons tarafına da bakacak olursak gümüş ons tarafına. Gümüş onsta şurada bir çanak oluşumumuz mevcut. Burada bir 12'den 14.80 civarına kadar 14.80 desek şurayı yukarı kırması halinde gümüş onsta da 14.80'i yukarıya doğru kırabilirsek arkadaşlar 15-16'lı seviyelere doğru gümüş onsta da yukarı hareketler görmemiz olası yukarıya doğru senaryolar görmemiz muhtemel. Fakat şurada gümüş onsta görüyorsunuz arkadaşlar yukarıdan aşağıya doğru inen bir düşen trend çizgimiz var. Bu düşen trend çizgimizin yukarı yönlü kırılması şart. Bu trend çizgimiz de bugün itibariyle gümüş onsta 15-20'li takribi yaklaşık 15-20'li seviyelerden geçiyor. Evet bu 15-20'li seviyelerde gümüş onsta yukarı doğru kırılabilirse bu sefer gümüş onsta yukarı hareketlerin gelmesi olası muhtemel hareketler şeklinde gözükmekte. Tabi dediğim gibi arkadaşlar ons tarafında öncelikle bu düşen trend çizgisini yukarıya doğru kırmamız şart. Bunu yukarıya kırmayı başarabilirse gümüş onsunda tekrardan önü açılacaktır. Şuradaki fiyatlamayı üstüne o zaman rahat bir şekilde atacaklar arkadaşlar. 15-20 geçilmesi şart diyelim. 15-20'yi geçtiğimiz müddetçe geçebilirsek de gümüş onsunda önü açılır. Yukarılara 16'lı 17'li seviyelere doğru gümüş onsunda hareket edebilir arkadaşlar. Altında kısa yönlü hareketlerimize bakalım ne şekilde olabilir. Gram altın tarafına baktığımız zaman arkadaşlar gram altında da şuradaki 332 seviyesi bizim için önemli. Yani 332 seviyesi altında gram altında da günlük bir kapanış gelmediği müddetçe arkadaşlar yönümüz hala yukarı olacaktır. 332 altında günlük kapanışlar gelmediği müddetçe kısa da gram altında 341 344 onun üstünde 347 ve 354 seviyeleri takibimizde olacak önemli yerler olarak gözükmekte. Bizim ilk etapta 344 332 aralığı önemli takip etmemiz gereken bir aralık arkadaşlar. Yani 332 altı kapanış olmadıkça 344 test edilmesi devam edecek. 344 yukarı yönlü aşılırsa da arkadaşlar 344 yukarı doğru aşılır. Üzerinde kapanış yapmaya başlarsa da
347 ve 354'lü rakamlar. Gram altında da dikkatle takip etmemiz gereken önemli yerler olarak gözükmekte. Gram altında dediğim gibi 332 altında kapanışlar gelmediği müddetçe bariz olarak yönümüz 344 testine gideceği yönünde. 344'ün aşılmasıyla da 347 ve 354'lü seviyeler kısa vadede beklentimiz olan seviyeler olarak gözükmekte arkadaşlar. Dikkat edin, 332 kırılmadıkça panik yapmanıza gram altında da gerek yok. Gram altında 332 üzerinde yaptığı kapanışlar dolayısıyla güçlü durumunu sürdürmekte. Herhangi bir olumsuzluk durumunda tekrardan gram altına da bakarız, değerlendirmemizi yaparız arkadaşlar. Altına da bakalım. Altın onsta neler olabilir? Altın onsa da baktığımız zaman, altın onsta biliyorsunuz arkadaşlar, bir önceki videomda uzun vadeli bir gram altın, altın ons ve dolarla ilgili uzun vadeli bir videomuz vardı. O videomuz bir kenarımızda dursun. Şimdi kısa vadedeki hareketlerimiz hangi yön olabilir? Bunları sizlerle birlikte inceleyeceğiz. Şimdi arkadaşlar, ons altında da bizim için 1548. Bu seviye önemli. 1548 aşağı yönlü kırılmadığı müddetçe ons altında da panik yapmamıza gerek yok. Yukarıda 1644 seviyesi ons altında takibimizde olacak önemli bir seviye. Bu 1644 seviyesinde yukarıya doğru ons altın kırabilirse arkadaşlar, o zaman 1703 seviyesi ons altında takipte kalmamız gereken önemli bir seviyemiz şeklinde gözükmekte. Bu da ons altında orta bazlı bir tahmin. O yüzden 1548 ons altında kırılmadığı müddetçe 1644 hedefimiz hala devam etmekte. Ons altında da olumsuzlukların başlayabilmesi için 1548 altı mutlaka bir günlük kapanış gelmesi şart. Ve bu 1548 altında günlük kapanış gelmediği müddetçe ons altında 1644 ve 1644'ü de yukarı doğru kırabilirse 1703 seviyesi orta vadede beklentimiz haline gelen önemli rakamlardır. 1548 dikkat diyoruz. Önemli, takip edeceğiz. Bunun altında kapanış olmaması. Şimdi genel arkadaşlar, tekrardan bu hareketlerin ivmelenebilmesi için şuradan yukarıdan gelen düşen trend çizgisinin yukarıya doğru kırılması şart. Bu yukarıya doğru kırılmadığı müddetçe düşüşler aşağıya doğru tekrardan 1550 seviyesini test etmeye gidebilir. Bu ihtimalimiz de var. O yüzdendir 1595 önemli dedik arkadaşlar. Ve 1600 bugün itibariyle bu düşen trend çizgimiz 1620'li rakamlardan geçiyor. Bugün geçtikçe daha doğrusu böyle aşağıya doğru inecek arkadaşlar. Ve bu yukarıdan gelen düşen trend çizgisi üzerinde günlük bir kapanışla yakalayabilirsek yukarı yönlü hareketler hız kazanacak. Tekrardan altın onsta yukarıya doğru yükseliş ivmesini tekrardan devam ettirebilecek arkadaşlar. Dediğim gibi şurada bir oluşumumuz var 1571'de, 1560'lı seviyelerde. Buradan yönünü tekrar yukarıya doğru çevirebilirse de arkadaşlar, şurada uzun vadede dediğim oluşum gerçekleşebilir. Bu da uzunda altını 1800 dolar seviyelerine kadar da götürebilir. Fakat biz ilk etapta arkadaşlar, kısada 1548 altında kapanışlar görmedikçe 1644 hedefli ons altını takipte kalacağız. Tekrardan al sinyalinin gelebilmesi için de ons altında şuradaki yukarıdan gelen düşen trend çizgisinin yukarıya kırılması lazım. Bu şart. Bunu da takipte kalacağız. İlerleyen zamanlarda tekrardan bununla ilgili bir video çekeriz. Bir al sinyali yakaladığımız zaman da tekrardan sizinle paylaşırız arkadaşlar. Dediğim gibi buradaki oluşum, bu çanak mı olur artık, bir tobo formasyonu şeklinde mi gelişir? Bunu hep birlikte takip edeceğiz. Bunun bozulabilmesi için de 1548 altında kapanış gelmesi şart. Gelmediği müddetçe bu oluşum da burada takibimizde olacak. Bu oluşumun yukarı doğru hızlanabilmesi için de 1644 üzerinde bir günlük kapanış gelmesi de şart arkadaşlar. Bunun yukarı yönlü kırılabilmesi için. Bunlar hep takibimizde olacak. Dediğim gibi fakat bizim için şimdilik 1548 önemli. 1548 üzerinde kaldıkça yukarı tekrar 1644'lü seviyelere doğru ons altında da ataklar beklememiz muhtemel gözükmekte. Dolara da bakalım. Dolar TL'de neler olabilir? Evet arkadaşlar, dolara baktığımız zaman dolar TL'de
Dolar TL'de şuradaki çanak arkadaşlar deyip 6.58, 6.38 ve şuradaki 6.45 seviyesinden geçen bir çanak var. Bu çanağın hedefi de 6.82'lere doğru uzanmakta. Evet, bu çanağın hedefi 6.82 olarak Dolar-TL kurunda gözükmekte. Bunun altında geçilmesi gereken bir 6.71 direnç var arkadaşlar. Bunun altında düzeltmelerde 6.65 ve 6.57 seviyelerindeki destekler de takip edilmesi gereken önemli seviyeler gibi gözükmekte. Evet, bu geriye doğru düzeltmeler yaşanırsa arkadaşlar dolar kurunda geriye doğru düzeltmelerde de dolar kurunda 6.57 seviyesi takibimizde kalacak önemli bir seviye. 6.57 üzerinde 6.71 ilk direnç yerimiz. Çanak hedefimiz de 6.82'de gözükmekte. Dediğim gibi geri çekilmelerde arkadaşlar 6.57 takibimizde kalacak önemli seviyemiz. 6.57 çıkarılmadığı müddetçe de tekrardan 6.71 ve 6.82 bantları dolarda da takip gereken önemli bir bant aralığı olarak gözükmekte. Bant aralığı olarak da şu şekilde takip edebilirsiniz. 6.71 üzerinde günlük kapanış başlarsa 6.71-6.82 bant aralığı. 6.71 ve 6 yani 6.70 düzeltmelerde 6.71-6.57 bant aralığı takibinizde olsun. Olumsuz senaryoda da arkadaşlar 6.57 de aşağı yönlü kırılırsa 6.46 ve 6.48 seviyelerinde önemli bir destek yerimiz var. Kuvvetli bir destek artık dolar TL'de oluştu. Bu 6.48, 6.57'nin aşağı yönlü kırılmasında takip edilmesi gereken önemli bir aralık olarak gözükmekte. Şimdi dolar TL'de bu kısa bazlı kanal hareketlerini gördükten yaptıktan sonra arkadaşlar şunu da takibinizde olması gereken ve benim dolar TL'de beklentim olan rakamı size paylaşacağım. Arkadaşlar dolar 6.46 üzerinde kaldıkça gerçekten kuvvetlidir. Bu 6.46 altında kapanış yapmadığı müddetçe benim dolardaki hedefim şuradaki 6.91, 7.02 ve ana hedefim olan 7.23 seviyesine doğru artık dolar TL'nin hareketlerine devam edeceğini düşünüyorum. Tabii bu öngörümün çalışması için dolar TL kurunun 6.46 altında kapanış yapmayıp 6.46-7.23 bandını çalıştırması şeklinde olacağından 6.46 takibimizde olacak. Yani bu hafta itibariyle 6.46 bizim takibimizde olacak. 6.46 altına inmediği müddetçe de 7.23 uzun banttaki hedefim çalışmakta. Biliyorsunuz bu bant aralığını ben size daha önce de vermiştim. İlk etapta 6.25 ve 6.25'in yukarı kırılmasıyla birlikte 7'li seviyelerde terste kalan arkadaşların kurtulacağını söylemiştim. Şimdi bu bant aralığımız çalışıyor. Gayet de güzel çalışıyor. Tabii geri çekilmeler kurda meydana gelebilir. Özellikle geri çekilmelerde 6.57 takibimizde olacak. 6.57 seviyesi aşağı yönlü kırılmadıkça hareket 6.71 ve 6.82 civarlarında kısa da takip edilmesi gereken önemli bir aralık olarak gözükmekte arkadaşlar. Uzun vade düşünen arkadaşlar için 6.46 önemli. 6.46 altına inilmediği müddetçe dolar TL'de de hedef 7.23 olarak bir başkan 35 analizi olarak gözükmekte. Şimdilik benim altın, gümüş ve gram altın yorumum bu şekilde arkadaşlar. Zaman içerisinde altının, gümüşün ve gramın altının ne olacağını hep birlikte göreceğiz. Bunu takip edeceğiz. Kısa periyotlar halinde tekrardan videolarım olacak. Bu videolarımı beğeniyorsanız da videoların altına bir beğeni atar, yorumlarınızı benimle paylaşırsanız ve kanalımı da başka mecralarda paylaşırsanız beni çok memnun edersiniz. Hepinizi çok seviyorum. Hepiniz Allah'a emanet olun. Bu arada biliyorsunuz korona ile ilgili arkadaşlar zorunda olmayan evinde kalması gereken arkadaşlar varsa da evlerinden çıkmamalarını kendilerinden rica ediyorum. Hepinizi çok seviyorum. Hepiniz Allah'a emanet olun. Hoşçakalın arkadaşlar.